Eczacı Saim Korkmaz, 75 yılında Muğla ilinin Milas ilçesi Ören beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ören ve Turgut Reis'te tamamladı. 95 yılında Ankara Üniversitesi Eczacı Fakültesinden mezun oldu. 95-97 yılları arasında Eczacı Asteğmen olarak görev yaptıktan sonra 97 yılında Muğla ili Milas ilçesi Ören beldesinde Korkmaz Eczanesi adı altında eczanesini açtı. Halen bu eczanesi devam etmekte. 2013 yılında Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu'na, 2018 yılında da genel sekreterlik görevine geldi. Halen bu görevini sürdürmektedir. 2016 yılında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Bülten Dergisi'nin editörü ve Klinik Eczacılık Derneği üyesidir. Türk Eczacılar Birliği Rehber Eczanem Programı Muğla İl Koordinatörü'dür. Buyurun Sayın. Teşekkür ederim Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, merkez heyet üyem, öncelikle hepiniz saygıyla selamlamak istiyorum. Çok kıymetli meslektaşlarım. Tabii oturum başlığı çok iddialı bir başlık. Çok önemli bir başlık. Dolayısıyla bu önemli başlıkta bana vermiş olduğunuz fırsat için kongre sekreterisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben de sizlere değişimin, eczacılık hizmetlerindeki değişimin tabandan, yani eczaneden bakışını, eczaneden zorunluluğunu anlatmaya çalışacağım. Buradan gelen talepleri anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu değişim artık yapılmak zorunda. Çünkü şöyle bir hayal edin, bir 5 saniye mevcut eczanelerinizdeki bir günlük zaman diliminizi hayal ettiğinizde yaptığımız işlerin neler olduğunu düşünün, ama artık bu şekilde yürümeyeceğini hepimiz biliyoruz. Mutlaka bir değişim olmak zorunda değerli meslektaşlarım. Çünkü dünyada her şey değişiyor. Sağlık hizmetleri, eczacılık, eczaneler, insanların sağlık hizmetlerine bakışı değişiyor. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. Her şey dijital ortamda. Bilim hızla ilerliyor arkadaşlar. Dünyada dolayısıyla her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu çok hızlı gerçekleşen değişimin biz eczacılar olarak neresinde olacağız? Eczacılık mesleği bu değişime ne kadar ayak uyduracak? Dünyada nereye gidiyor? Bunu bize Sayın Ariana ve Mike çok iyi anlatmaya çalışıyorlar, ama bunun sonucunda biz ülkemizde ne durumdayız? Bu kadar hızlı gerçekleşen değişime ya bizler de katılacağız ya da yok olup gideceğiz değerli meslektaşlarım. Bir kitap var, çok klasiktir. Rehber Eczanem programına katılan çoğu arkadaşımız bu kitabı okumuştur. Ben 4 belki de 5 kez okudum. Her seferinde de çok kıymetli bilgiler edindim. Bu kitabı bize Rehber Eczanem eğitici eğitiminde Sayın Ariana tavsiye etmişti. İnanın okumayan arkadaşlara, hatta okuyan arkadaşlara da şiddetle tavsiye ediyorum. Burada 4 ayrı karakter var. Kısaca işte ikisi fare, ikisi günümüz insanını yansıtan karakter, koklarca ve koşarca bir fare karakteri, koklarca değişimin kokusunu hemen alan, koşarca da değişimin kokusunu aldıktan sonra değişime doğru hemen koşan, fırsat veren bir karakter. Mırın ve kırın olan insan karakterleri de başına bir şeyler gelmesinden korktuğu için değişime karşı koyan mırın, bir de bazen değişim hakikaten iyidir gözler, ondan sonra değişime katılmaya karar veren kırın. Biz bunlardan hangisi olacağız değerli meslektaşlarım? Bunlara çok iyi karar vermemiz lazım. Biz bunları yapabilecek güçteyiz. Çok büyük bir gücüz, çok büyük bir örgütüz. Hep birlikte çalıştığımız sürece bunu mutlaka başaracağız. Mesleğimizi ve geleceğin başkalarının değil, bizim kendimizin değiştirmesine izin vereceğiz. Bunun için çalışacağız. Bunu yapabilmek için de öncelikle kendimiz değişeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sürece eczanelerimiz ve bizler ne kadar hazırız? Öncelikle Rehber Eczanem programı kapsamında mesleki bilgilerimizi güncellememiz lazım. Hizmet sunumumuzu yenileştirmemiz lazım, güncellememiz lazım. Değişime hazır olmamız lazım. İşte bu sebepledir ki değerli meslektaşlarım, Rehber Eczanem programı. Bu program onun için çok önemlidir. Mesleğimiz için
dünya genelinde ve ülkemiz özelinde çok yeni vizyonlar ortaya koymalıyız. Bu güç, bu birikim, değişimin iradesi hepimizde var. Bu salonun bu derece kalabalık olması bile aslında bunu çok net gösteriyor. Nasıl bir eczacılık hizmeti düşünüyoruz? Nasıl bir eczane düşünüyoruz? Benim hayalimde hep şu var arkadaşlar. Eminim şu anda eczanesi olan arkadaşlarımız da çoğunda hayalinde bunlar var. Şu ana kadar eczanede ne yapıyoruz? İlaç satıyoruz, ürün satıyoruz ya da ilaç dışı ürün satıyoruz. Ama gelecekte sadece bunlar değil. Doğru ürünün yanında doğru bilginin de olması lazım. Bir eczane düşünün. Hasta olmasına gerek yok. Sağlıklı bir insan bile eczaneye geldiğinde içinde bilgisini, danışmanlığını alacak bir sağlık noktası olması lazım eczanenin. Hep birlikte biz eczanelerimizi buraya doğru taşımamız lazım değerli meslektaşlarım. Kelebek etkisi bu programın hakikaten Sayın Genel Sekreterimiz Arman Başkanımız da ilk başta sunduğunda kelebek etkisi bu programın ana temalarından bir tanesi. Bazı şeyleri çok küçük görebilirsiniz. Ne işe yarar diyebilirsiniz. Size göre basit gelebilir ama inanın bu basit gibi gözüken işler, değerler bir daha sonrasında çok büyük, kıymetli değerler olarak önünüze çıkacaktır değerli meslektaşlarım. Mesela biz tabii Muğla Eczacısı olarak buna hep inandık. 6-7 yıl öncesinden beri artık bu gidişatın tıkandığının farkındaydık. Bir şeyler yapmamız gerekiyorduk. İşte o esnada rehber eczane programıyla tanıştık. İşte bu dedik. Böyle olması lazım dedik. Eczacılık sektörü eczanede eczacılık hizmeti bu doğru yola doğru evrilmesi gerekiyor diye düşündük. Şimdi değerli meslektaşlarım, Türkiye'de 25 bin, belki de çok daha fazla, yaklaşık 25 bin eczanemiz var. İnanın bu çok büyük bir güç. Aslında biz bu gücün farkındayız. Ama çok daha iyi farkına varmamız lazım. Düşünün Türkiye'nin her bir köşesine homojen dağılmış bir şube ağı var. Buradan bakmamız lazım. Bu şube ağı inanın çok büyük bir güç. Bence bunu Sayın Kurum Başkanımız, Başkan Yardımcımız da burada, Sağlık Otoritesi'nin de çok dikkatle bakması gerektiği bir durum olarak görüyorum. Çünkü bu kadar ülkenin bu kadar her noktasına dağılmış başka bir şube ağı yok değerli meslektaşlarım. Eğer halk sağlığını önceleyen bir sağlık politikası düşünüyor isek eczanelerin, eczacıların bu gücünü çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta dönüşüm kapsamında hepiniz biliyorsunuz aile hekimliği geldi. Aile hekimliğindeki beklenti gene kurum başkan yardımcım çok iyi bilir. Beklenen, bana göre tabii, beklenen başarıyı, istenen hedefi yakalayamadı. Dolayısıyla bu alanda bir boşluk var değerli meslektaşlarım. Nedir bu boşluk? Birinci basamak tedavide, koruyucu tedavide çok büyük boşluk var diye düşünüyorum. Bizim bu alana doğru evrilmemiz lazım. Bu alana da doğru, ilacın yanında bu alana da doğru evrilmemiz lazım. Şimdi ülkemizde yaklaşık son rakam nedir bilmiyorum 20 milyar TL falan olması lazım ilaç harcama bedeli. Bu bedelleri sadece ülkemizde değil tüm dünyada tüm hükümetler, siyasal iktidarlar bunu düşürmeye çalışıyorlar. Bu gayet normaldir. Beklenebilir bir şeydir. Herkes kendi bütçesini düşünür. Bizim de ilaçtan alacağımız pay değerli meslektaşlarım bu kadar. Ama bunun dışında yine sağlık alanında 50, 60, belki de 70'leri bulan, milyarlar TL'leri bulan başka bir alan var değerli meslektaşlarım. Bizim bu alana doğru da evrilmemiz lazım. Nedir bu alan? Koruyucu tedavi, evde bakım, gene bu kongrede bir şey var. Öz bakım, farmasötik bakım, danışmanlık. İşte bu sebepledir ki rehber eczanem programı çok önemli değerli meslektaşlarım. Zorluklarımız yok mu? Birçok zorluklarımız var. Şimdi kongre başlangıcında biliyorsunuz bir yasa tasarısı var. Geçti mi onu da bilmiyoruz. Bütün morallerimiz bozuldu. Her gün yenişen, değişen bürokratik işler, ekonomik zorluklar, birçok sıkıntımız var. Bir meslek düşünün ki
cirosu arttıkça cezalandırılan başka meslek grubu yok. Ben hatırlamıyorum değerli meslektaşlarım. Cironuz arttıkça SGK iskontonuz artıyor, karınız düşüyor. Cironuz arttıkça her ne kadar yasa tasarısında yardımcı eczacılık kalkmış olsa da hala daha devam ediyor. Cironuz arttıkça yardımcı eczacılık geliyor, ekstra maliyet. Cironuz arttıkça ikinci eczacılık geliyor, ekstra maliyet. Bunlar güzel şeyler ama maalesef başımızdaki en büyük sıkıntılar eczane ekonomisi açısından. Bir meslek düşünün ki, bir meslek örgütü düşünün ki, ben gene başka bir örgüt tanımıyorum. Kendi mezununa devletin yapması gereken işi, kendi mezununa iş bulma politikasını kendine görev ediniyor. Asli görevlerinden bir tanesi görüyor. Mezun meslektaşına çok güzel bir şey ama devletin yapması gereken şeyi başka bir sektörde bu kadar önemseyen bir meslek örgütü var mı? Bunu neden söylüyorum? Hakikaten çok büyük şeylerle uğraşıyoruz. Bu kadar sıkıntının yanında rehber eczanem programının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim eczacı karlılık oranlarını mutlaka ilaç fiyatlarından bağımsız hale getirmemiz lazım. Bunu onun için anlatıyorum değerli meslektaşlarım. İşte bu sebepledir ki rehber eczanem programı. Ayrıca dijital çağ, biliyorsunuz günümüz, dünya, bilgi, teknoloji, dijital çağda hızla ilerlerken, internet alışverişi hızla artarken, eczacının, eczanenin bu alan dışında kalması ne kadar doğrudur arkadaşlar? Bunu bizim tartışır hale gelmemiz lazım. Bu çalıştayda bildiğim kadarıyla bu kongrede bir çalıştay yapıldı. Bu kongre şeyde dündü herhalde. Bence bu çalıştay da çok önemli. İnşallah faydalı sonuçlar çıkmıştır. Ama bizim bu alanda olmamız lazım değerli meslektaş. Ama ayrışarak değil, bölüşerek değil, farklı farklı değil. Örgütümüz çatısı altında bunu yapmamız lazım. Ben şöyle bir şey hayal ediyorum ama bunu dile getirmek bence yanlış değil. Düşünün ki Türk Eczacılar Birliği çatısı altında bir internet sitesi, içinde eczaneler olsun, içinde gene bütün kontrol Türk Eczacılar Birliği'nde olsun, danışmanlık hizmetleri, bilgiler, her türlü bakım hizmetinin içinde olduğu bir alan olsun ama Türk Eczacılar Birliği çatısı altında olsun. Bence biz bunu tartışır hale gelmemiz lazım, masaya yatırmamız lazım. Belki hiçbir şey çıkmayacaktır ama tartışmamız lazım. Değerli meslektaşlarım, şimdi düşünün, uluslararası, ulusal birçok internet firması var yeni gelen. Bunların içinde biz ne kadar ayakta durabileceğiz? Mutlaka bunlara çözüm bulmamız gerekiyor değerli meslektaşlarım. Eğer 3-5 sene sonra geçerse çok geç kalacağız. Türk Eczacılar Birliği'nin çatısı altında inanın halkın güvenirliği konusunda biz bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence bu da çok önemli bir konudur. Ben rehber eczanem, yani çok önemsediğimiz program, Muğla Eczacısı olarak da çok önemsediğimiz programı küçük bir örnek anlatacağım. Buradaki faydayı anlatmak açısından. 55 yaşında bir bayan hastam vardı benim. Devamlı bir hastam. Bir gün bayram günüydü. Eşi eczaneme geldi. Reçeteyi karşılarken kendisine sordum. Eşinin yılda 2-3 kez acilde yattığını, nefes darlığından dolayı 3-4 gün boyunca da hastanede kaldığını ifade etti. Ben de dedim, ilaçlarını kontrol ettim. Kabataş'ta ilaç bilgisinden. İlaçları var, düzgün ilaçlar olmaması lazım. Kendisine anlattım, eşinizle beraber yarın eczanemize buyurun gelin, kendisini bir dinleyelim diye. Ertesi günü nefes nefese eczanemize geldi. Hastaya ilaçlarını kendisine anlattım önce. Arkadaşlar, neyi fark ettim biliyor musunuz? İnhaler kapsülü kullanır iken tık sesini duymadan kullanıyor. Ve 4 yıl boyunca ilacı bu şekilde kullanıyor, ya etken madde almıyor. Biz gerekli uyarıları yaptıktan sonra hasta düzenli kullanmaya başlıyor ve 10 gün sonraki tekrar eczane ziyaretinde 1,5 kilometrelik eczane ile ev arasındaki yolu yürüyerek geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunu tabii hekime de bildiriliyor. Bunu neden anlattım? Rehber eczanem programı kapsamında yapılan
Bakım sonucu hastası. Kim kazanıyor burada? Hasta kazanıyor. Eczacı kazanıyor. Çünkü en büyük motivasyon kaynağımız. Mesleğimizi icra ediyoruz. Bir de kamu yararı oluşuyor. Çünkü bu hastamızın yılda 2-3 kez hastaneye gittiği zaman oluşturduğu toplam tedavi maliyetini biz sıfıra indirmiş oluyoruz. Ciddi anlamda kamu yararı oluşmuş oluyor değerli meslektaşlarım. Şimdi bir proje için program önce inanmak gerekiyor. Motive olmak gerekiyor. Emek sarf etmek gerekiyor. Bizler şimdi buraya gelmeden önce ben kendi yaptığımı anlatayım. En son burada Çalıştay yapmıştık. Sonrasında eğitici eğitimleri oldu. Eğitici eğitimlerinden sonra inanın bizde Muğla'da 101 rehber eczaneme kayıtlı eczacı meslektaşımız var. Bunları tek tek aradım. 100 meslektaşımızı 3 günde tek tek aradım. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Felaket yoruldum. Ama biz Muğla olarak bu programa inandık. Gerçekten inandık arkadaşlar. Belki bu şeyler hani çok şey gelebilir ama bir programın başarıya ulaşması için önce inanmak lazım. Motive olmak lazım. Emek sarf etmek lazım. Demin anlattığım gibi birçok sıkıntılarımız olabilir. Var da bunları da kabul ediyoruz. Ama bu böyle gitmeyecek. Değerli meslektaşlarım, bunu hep birlikte başarıya ulaştırmak zorundayız. Bunun farkında olmaz isek, değişimi biz kendimiz yapmaz isek, başkalarının yapmaya çalıştığı değişimi ayak uydurmak zorunda kalacağız. Başka çaresi yok değerli meslektaşlarım. İşte bu nedenlerdir ki rehber eczanem programı çok önemli. Muğla'da ne yaptık bu kadar emek sonucunda? 525 eczacımız var, 400 eczanesi olan, buraya ben yanlış kaydettim. Ama programa kayıtlı 101 eczacımız var. Toplam baktığımız hasta sayımız, ben bunu slaytı hazırlarken 716 idi. Öğrendim 750'ye yaklaşmış durumda. 7,5 ortalama bir hastamız var. Bana göre büyük bir rakam diye düşünüyorum. Birden fazla ziyarete gelen hasta sayımız 169 ikinci ziyarete. En çok hasta bakan eczacımızın baktığı hasta sayısı 103-105 oldu diye biliyorum. O arkadaşımızı burada şu anda salonda, ona da çok teşekkür ediyorum. Kendisine emekler için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii dönem dönem bahsettiğimiz gibi birçok sıkıntılarımız var ama inanın böyle durumlarda umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmak yok değerli meslektaşlarım. Çünkü biz bunu hep birlikte başlayacağız. Aslında bakarsanız Türk Eczacıları Birliği bu programa başlarken çok büyük yükün altına girdi. Çok büyük bir sorumluluk aslında aldı. Armağan Başkanım, kıymetli ulusal eğitici arkadaşlarımız 8 odayla birlikte çok büyük bir yükün altına girdiler. Çünkü bu program başarılı olmak zorunda. Hep birlikte yapmak zorundayız. Ama sonuçta bu bir program ve uzun süreli bir program. Bu süreç içinde hepimizin moralinin bozulduğu, günlük bürokrasiden, ekonomik sıkıntılardan, işte yasa tasarısından başka bir, yani bir takım bu işlerden dolayı motivasyonumuzun düştüğü, hatta başaramayacağımız hissine kapıldığımız İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacaktır. Bunlar gayet normaldir. Bu programın belki sağlıklı yürümesi için bunların da olması gerekiyor. Çünkü özümsene bir yere varmamız lazım değerli meslektaşlarım. Benim sahadan edindiğim, inanın rehber eczanem konusunda sahadan edindiğim iki önemli şey var. Birincisi heyecan, ikincisi motivasyon. Böyle zorlu süreçlerden hepimiz, belki de burada olan sizler, programa inan sizler, her şeyden önemlisi mesleğinin geleceğine, değişime inanan siz değerli meslektaşlarımızın bu dönemlerde göstereceği ekstra motivasyon ve heyecan, inanın sahadaki tüm arkadaşlarımızı etkileyecektir. Burada sizin göstereceğiniz heyecan ve motivasyon, ekstra motivasyon böyle dönemlerde kesinlikle inanın çok faydası olacaktır değerli meslektaşlarım. Çünkü değişimin olması zorunluluğuna önce kendimiz inanacağız. Kesinlikle ümitsizlik yok, umutsuzluk yok. Şunu bence unutmayalım arkadaşlar. Neden? Hayatın her alanında, iş hayatında, akademik hayatta, siyasi hayatta, sosyal hayatta başarılı olmak için
sonuç almak için sorumluluk almak, lider olmak, itelemek, zorlayıcı olmak, ısrarcı, mücadeleci olmak çok elzem. Mücadelede olacağız, çalışacağız, ısrar edeceğiz, bunu yapacağız. Çünkü başarı ve sonuç bunları yapmakla geliyor değerli meslektaşlarım. Çok klasik bir sözle bitirmeye çalışacağım. Mesleğimizin geleceği söz konusu mesleğimiz ve mesleğimizin geleceği ise gerisi teferruattır. Hepsi gelip geçicidir. Bu değişim rüzgarının önünde hiç kimse de duramayacaktır. Evet değerli meslektaşlarım. Şimdi siz karar verin. Kırın mı? Mırın mı? Koklarca mı? Yoksa koşarca mı olacaksınız? Sözlerimi, şu Darwin'in çok önemli sözü var. Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Sürekli gelişen, değişim gösteren, her an dinamik üreten bir mesleğimizin geleceğinde buluşmak üzere hepinize çok teşekkür ediyor. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun.